Herkese selam. Ben Emir. Bugün sizlere nasıl Roblox'a hangi bedava VPN'le girersiniz size bugün onu göstereceğim. Normalde bunu çekmeyecektim çünkü zaten baktım birçok şey göstermiş yani nasıl girilir, nasıl şey yapılır. Yani ben de bu şekilde pek prim kasmak istemedim çünkü ben Blogsürt kanalıyım yani. Ondan dolayı hiç hani şey yapasım gelmedi yani gidip de işte gösterisim ama baktım hani yorumlarda çok fazla kişi istemiş dedim bari en azından size yardımcı olacaksam çekeyim. Bu videoda bir tane VPN göstereceğim. Zaten hepinizde birçok kişi biliyordur bu VPN'i. Ama ben gene de göstereyim hani bilmeyen çok kişi var zaten. VPN'imiz bu. 111 olarak geçiyor zaten. Arama şeyine de yazarsanız çıkıyor zaten direkt. Linki zaten ben açıklamalar kısmına linki koyacağım. Eğer ki oyunu telefonun oynuyorsanız zaten Google Play'den indiriyorsunuz. Eğer Apple'dan hani Apple bir cihazla oynuyorsanız zaten Apple ya da MacBook seçiyorsunuz. Linux'u zaten kullanan yoktur diye düşünüyorum yani Linux ben hiç kullanmadım. Zaten Windows için zaten çoğu kişi Windows kullandığı için buradan Windows'u seçeceksiniz. Program bende zaten inik olduğundan dolayı şimdi tekrardan ben indirmeyeceğim. Buraya bir kere bastıktan sonra zaten program otomatik olarak inecek. İndikten sonra zaten hemen şuradaki şeyden gelecek. Nerede? Ha, burada. Bu şekilde bir tane şey gelecek size. Şöyle göstereyim. Warp diye. Bu arada ben çok uzun süre kullanmadım. Hani kullanan kişiler varsa yorumlarda işte yardımcı olabilirler. Hani mesela çünkü birçok kişi şey soruyor. Faturaya falan yansıyor mu işte faturaya yansıyor falan diyenler var. Ben görmedim çünkü zaten Roblox'a ben girmiyorum hani başka oyunlar oynadığım için. Hani Roblox'a bir belki SS almak için falan giriyorum. O kadar. O da zaten 5 saniye falan sürüyor yani. Buradan bunu aktif ediyorsunuz ve bu şekilde bağlanıyor, işaret çıkıyor. Birazdan bağlantıyı zaten güvenli hale getirecektir. Roblox'a geçeyim. Ekranı orada size açarım tekrardan. Oyuna güncelleme gelmiş. Bro. Neyse burada zaten görüyorsunuz mesela şu an VPN açık ve Roblox kendi güncelliyor. Neyse güncellemişsin ben tekrardan konuşmaya devam ederim. Ve bakın şu anda Roblox'a girdik. Tabi niyeyse ana sayfa kısmı açılmıyor. Bu bende ilk defa denerken hatta şu an açıldı bile. Vay anasını. Kayıttayken açılıyor niye bilmiyorum. Az önce açılmıyordu. 5 kere bastım oraya ama hiçbir şekilde açmadı. Bu arada Bloxburg'a giriyor mu girmiyor mu çok bir fikrim yok ama diğer oyunlara giriyor. Yani Bloxburg'da şeyde genelde bende takılıyordu. Belki o benim internetimden dolayıdır da. Hani oyunun o yükleme kısmında kalıyordu yani. Beni 3. C'ye ya da 2. C'ye beni hiçbir şekilde yollamıyordu. Belki siz denersiniz gider. Ben şu tabii şu an Blox'tan göstermeyeceğim. Çünkü zaten ping yapıyor. Bir 200 ping falan olur. Sonra sıkıntı çıkar. O yüzden başka basit bir oyundan gösterelim. Mesela Murder Mystery mi girmişim en son? Aynen. Mesela Murder Mystery'e girelim bakalım. Bu arada galiba kayıtta şu alt kısım olmayacak. Çünkü orası bende şeffaf olduğu için arka pil planımı görmeye devam edeceksiniz maalesef ki. Gerçi direkt oyunu tam ekran yapabilirim herhalde. Neredeydi bunun tam ekran yapması? Ha, full screen. Nereye gitti? Ha, tamam oyunu şu an full screen yaptık. Mesela şu an girdik. Hatta pingimize bakalım. Ne kadar pingimiz var? Neredeydi? Ha, performans ayar. Şu an mesela 110 ping falan var. Şu an gayet iyi. Ya ben biraz grafik kısayım. Kasıyor gibi duruyor. Grafikler az geç sondaymış bro. Aa bak buraya hatta random bitmesine şey falan koymuşlar. Bayağı bu oyuna da update gelmiş ya. Neyse işte gördüğünüz gibi Roblox'a girdik yani. Tabi hangi oyunlara girer hangilerine girmez bilmiyorum. Çünkü bazı oyunların yükleme ekranları uzun olduğu için belki onları açmayabilir. Ama bu şekilde basit hani yükleme ekranı olan oyunları açıyor yani. Zaten şu an Murder Mystery'e girdik yani. Hatta pingimiz de 130'larda falan maksimum. Hani 200'de falan çıkmadı şu anlık. Ya şu anlık iyi. Hatta şeyi de izleyebiliyoruz. Yani pink yok. Tabi biraz kasıyor olabilir o artık benim bilgisayarın patlayıcısı yüzünden. Yani bu şekilde. Hatta adamlar vurdu. Yani diğer oyunlarda test etmedim. O yüzden onları şu anlık göstermeyeceğim. Tabi siz istiyorsanız başka oyunlarda test edebilirsiniz. Bu video yüksek ihtimalle kısa olacak. Yani zaten videoyu uzun tutmanın pek bir anlamı yok yani. Basit bir şekilde hem size de göstermiş oldum. O zaman
Bugünlük benden bu kadardı. Aşağıdan Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'daki zaten olayları artık biliyorsunuz. Tekrardan söylemeye gerek yok. Kendinize iyi bakın. Adios.